Bir yayında da sizlerle birlikteyiz. Aydın'dan hepinize mutlu bir perşembe günü diliyorum ve bugünkü spor sever programımıza başlıyoruz. Evet, bugün çok değerli, benim için çok anlamlı, benim için unutulmaz, Türk futbolu içinde, televizyonculuk tarihi içinde unutulmaz bir hemşerimizi konuk ediyorum spor sever programında. Çok sevgili Ümit Aktan abimle birlikteyiz bugün ve 40-45 dakikalık süre içerisinde bence bugün onun anılarını, onun yaşadıklarını bir de Ege TV ekranlarında anlatmak istiyoruz. Ege TV ekranlarında Ümit Aktan abimizin o güzel sesiyle, o güzel anlatımıyla dinlemek istiyoruz. Ümit abi hoş geldin Ege TV ekranlarında. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyi. Teşekkür ederim. Söylediklerin içerisinde beni en çok etkileyen hemşerimiz lafı. Evet. Abi gurur duyuyorum. Şöyle bir baktım tabii. Seninle program yapmak benim için böyle bir baskı altındayım. Çok zor bir program ama çok da gurur duyduğum bir program. Onu baştan söyleyeyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen sıkı bir gazeteci ve televizyoncu olduğun için hiç de sıkıntı olmaz. Üstelik iki dost, abi, kardeş diye düşün. Daha da Evet. rahatlarız. Evet Ümit abi. Ümit abi öncelikle şuradan girmek istiyorum. Malum konuyla girmek istiyorum. Şu virüs illetiyle ilgili. Günün nasıl geçiyor bu koronavirüslü hayat nasıl geçiyor evde? Gün boyunca neler yapıyorsun? Oradan bir başlayalım mı? Bu günleri ne zaman atlatacağız? Bir senden dinlemek istiyorum. Şimdi ben de herkes gibi tam saha defans yapıyorum. Kalenin önüne Çanakkale geçilmez gibi otobüsü çektim. Evet. Dışarıdan gelen her şeyi dezenfekte ederek ondan sonra ellemeye çalışıyorum. Eşim bu konuda çok dikkatli. Özen gösteriyor. Ben dışarı çıkmıyorum pek. Dolayısıyla muhatap olmuyorum ama yine de bulunduğum ortamın içerisinde izole bir yaşamı bütün söylenenleri yerine getirerek uygulamaya çalışıyoruz. Ve sanıyorum şu ana kadar da başarılı durumdayız. Bundan sonrası Allah'a emanet. Evet. Tabii bu zor günleri atlatacağız ama bizim konumuz futbol tabii ki. Sen de yorumcusun bu konuda. Futbolumuzun geleceğiyle ilgili hemen ikinci bir soruyla devam edelim. Bu salgın ne derece etkileyecek? Sence şimdi az önce Fransa Ligi'ni de tamamladılar. PSV Eindhoven'u şampiyon yaptılar. İtalya keza yarın herhalde ligi bitirecek. İspanya tartışılıyor veya bitti. Türkiye için, Türk futbolunun geleceği için neler söylemek istersin abi? Şimdi UEFA'nın Seferi'nin bu konuda kesin bir tavrı vardı ama o tavrı delmeye çalışıyorlar. Önce Belçika yaptı bu işi. UEFA da kesin tavır aldı. Eğer bu şekilde tescil ederseniz biz sizi önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına almayız dedi. Fakat onlar ısrarcı oldular. Arkadan başka ülkelerde katılınca UEFA bir seçim yapmak zorunda. Şimdi bu ligin oynanması durumunda diyelim ki Haziran'ın başında ligler başladı. Mayıs'ında onundan itibaren idmanlar başladı. Hani hep söylüyorlar ya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Futbolda da olmayacak. Yani 5 oyuncu değiştirme kuralı koyarak bu ara dönemi duraklayarak geçirmiş olan futbolcuların sahadaki verimlerinin düşmesini, kondisyon eksikliklerini ya da sakatlanma risklerinin fazla olmasını ortadan kaldırmak için böyle bir önlem almayı düşünüyorlar. 5 oyuncu değişikliğine gitmek. Ama bütün bunlar futbolun da birçok şey gibi eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Yani diyelim ki oynanıyor. Haziran'ın 10'unda başladık. Sıkıştırılmış bir lig oynuyoruz. Aynı şehirde veya herkes kendi sahasında. Yani gol sevinci bile coşkulu yaşanamayacak. 3 günde bir maç oynanacak. Öylesine bitirmiş olmak için tamamlanacak bir lig yaşanacak. Bu da bence hani kapağı açık unutulmuş kolaya döner. Tadı kaçmış olur. İçilince zevk vermez. Sadece UEFA'nın uyumunu ortaya çıkartmak için yapılacak bir eyleme dönüşebilir. Ya da tescil edilebilir. Ama tescil edilmesi durumunda mahkemeye giden kulüpler var. Mesela Utrecht, Hollanda'da resmen savcılığa başvurmuş vaziyette ve UEFA'nın kasa kadar gidebilecek bir sürecini başlatmış durumda. Çünkü bir maçı eksikken, 3 puan gerideyken nasıl beni Avrupa Kupalarının dışında bırakırsınız diyor. Üstelik de
Hollanda Kupası'nda final oynama şansı varken, yani o yoldan da Avrupa'ya gitme şansı varken onlar Feyenoord'u tercih ediyorlar. Fransa da aynı şekilde olursa, hadi birinci Paris Saint Germain diyelim, tartışılmayacak. Ama ikinci, üçüncü Avrupa Kupalarına katılacak takımlar sıralamasında bir adaletsizlik olacak. Düşmeyi kaldırırsanız, şu andaki durumla Avrupa'ya gönderme yoluna giderseniz, o zaman da başka bir adaletsizlik çıkar. Önümüzdeki sene 24 takımla oynanacak bir lig olacak. Bir altta bir sene uğraşmış olan Hatay gelmeyecek mi? Playoff oynanmayacak. O kadar çok soru işareti var ki, bunları çözebilmek bir masaya oturup da 8-10 kişinin hadi böyle yapalım demesiyle olacak işler değil. Onu bırak, her şey normale dönmüş olsa bile gol atıldığında birbirine sarılmayacak oyuncular göreceğiz. Kenara koşmayacak oyuncular göreceğiz. Röportaj verilecek maç sonrasında golü atan oyuncuyu getirecekler. Soruyu soran maskeli, soruya cevap veren maskeli. Aralarında 1,5 metre var. Bir eldeki mikrofonla o 1,5 metreden sesi nasıl alırsınız? Bu teknik bir sorun. 2 mikrofon koymanız lazım. 9 statta 18 mikrofon olur. Dolayısıyla bu kolay bir organizasyon değil. 3 günde bir o stattan kalk, öbür stada taşın. Vize'den gel işte İstanbul'a, İstanbul'dan git İzmir'e. Bütün bu düzeneklerle yapılacak işler değil. Çok şey aksayacak. Tadı tuzu kaçmış olacak. Bir an evvel tamamlayalım diyeceğiz Suat. Yani sineye çekeceğiz. Ağustos ayında göreceğiz ama Ağustos ayından sonra da Avrupa'da da liglerin oynanması sırasında seyircinin alınmaması, mesafeli oynanması durumu çıkacak. Futbol eski coşkusundan çok şey yitirecek diye düşünüyorum. Özür dilerim. Futbolu da elimizden aldı gitti. Evet. Yani eski heyecan olmayacak. O mücadeleli futbol olmayacak. İşte aman sakatlanmayayım, o dediğiniz gibi aman dokunmayayım endişesi, saha içerisinde mücadele olacak. Tribünler boş olacak. Yani tamamen virüsün etkisinde bir futbol oynanıp oynanmamasını tartışacağız. Yani Ümit abi, ligi ola ki yani şimdi durumlar iyi gidiyor ama bir Allah korusun ikinci bir salgın olursa Futbol Federasyonu da ligi bu şekilde bitiriyorum derse herhalde uzun yıllar bu lig tartışılır. Daha bu Trabzon'un, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu nasıl hala da tartışıyorsak geçmiş dönemde yaşananlardan dolayı, bu salgın nedeniyle de bu herhalde altından kalkamayız diye düşünüyorum. Yani kesinlikle oynanması ve ligin bir tanesinin şampiyon olması yönünde misiniz? Olursa da oynanırsa da kimi iddialı görüyorsunuz? Onu da sorayım. Yani şu durgun dönemde kim daha iyi hazırlandı, kim daha iyi çalışacak onları bilmiyoruz. Kim daha hazır oyuncularıyla gelebilecek onları da bilemiyoruz. Kimin ne kadar yurt dışına gönderdiği oyuncusunun geri döndüğünü düşünün. Mesela Sörloth Trabzon'da 15 gün önce döndü ve kendi evinin bahçesinde idmanlara başladı. Çalışmalar başlarsa başlayacak. Ama mesela Lemina döndü mü? Bilmiyoruz. Feguli ne randımanla oynayacak? Veya Muriç'in durumu nedir? Ne kadar hazır? Bütün bunlar hep soru işaretlerini beraberinde getirecek. Başakşehir'in, Trabzonspor'un önde olduğu bir yarışın içerisinde bunu böyle tescil etmek, Avrupa kupalarına göndermek bana göre iş olsun diye, Avrupa'ya uyum sağlayabilmek için bitireceğimiz birlik olacak. Şimdi düşün, ben kayarak geldim, seni düşürdüm. Yerden seni kaldırmak için elimi uzatırken iki kere düşüneceğim. Eldiven mi takayım? Acaba onda virüs var mıdır? Sen Afrika'dan yeni geldin bir hafta evvel. Dokunmasam daha mı iyi? Dokunmadığın zaman centilmenliğe aykırı. Bütün bunları yaşayacağız, hep göreceğiz. Anlatması da zor bir dönem yaşayacağız. Evet, evet. Evet, maç anlatmasının en zor olduğu dönemler. İşte o dönemlere yavaş yavaş girmek istiyorum. Ümit abi, belki sen bunları birçok kanalda anlattın, birçok programda anlattın. Benim hayatımda unutamadığım anılarımı sen bana yaşattın ki çok gerilere gideceğiz. O Kanal 6 dönemlerine, Haydi Maça dönemlerine, o İnönü Stadı'nın etrafında seninle köfte ekmek yediğimiz günleri hatırlıyorum hala. Ve hayatımda 14 tane derbi maçı anlatmama fırsat olduğun günleri hatırlıyorum. Benim için senin ayrı bir yerin var. O yüzden belki seni biraz tekrar yaptıracağım ama
senin ağzından Ege TV ekranlarında da bazı anılarını dinlemek istiyoruz. Ama bu anılara geçmeden önce Ümit abi, şöyle senin özgeçmişine baktığımda aslında sen Siyasal Bilgiler Fakültesini istemişsin ama herhalde babanız izin vermemiş. Spor spikeri olmasaydınız siyasetçi mi olacaktın Ümit abi? Şimdi sene 1970, 69, 70, 68 kuşağının son örnekleriyiz biz. Türkiye'nin çok karışık olduğu 12 Mart 1972 dönemine gittiği bir dönem. Benim Galatasaray Lisesi'ndeki sınıf arkadaşlarımdan 36 kişiden 33'ü siyasal bilgilere gitmişti. Eğilim öyleydi. Daha sonra bu okul turizm ağırlıklı mezunlar vermeye başlamıştı. Ama o dönem bütün dış işleri hep lise mezunlarıyla donatılmıştı. Ben de herkes gibi akıntıya kapılmış oraya gideceğim diye düşünüyordum. Ama babam böyle bir hamlede bulundu. İyi mi yaptı, doğru mu yaptı? Belki de iyi yaptı. Beni bir başka bir meslek sahibi yaptı. Çünkü ben haberim olmadan TRT'nin sınavlarına beni kaydettirmiş. Dedi ki yarın sınava gideceksin dedi. Ben kimseyi tanımam, ne soracaklar, ne yapacaklar bilmem şeklinde. Babamı kırmamak için gittim, girdim ve kazandım. Sonra kurs dönemi falan bir meslek sahibi oldum. İçimde öyle bir ateş varmış ama topun macerasına çok meraklı, hikayelerini çok seven birisi olduğum için hep böyle yolumda yürüme şansım oldu. Ama siyasetle ilgilenmiş olsaydım herhalde benim karakterime pek uymaz bir durum çıkardı ortaya diye düşünüyorum. Bana, çünkü ben daha aksiyon adamıyım. Evet. Ümit abi, yani 72 yılında TRT'de başladınız. O zaman TRT'ye girmek ne kadar kolaydı? Öyle sorayım. Dediğin gibi değil Suat. Biz 7000 kişi Türkiye'de başvurmuştuz. Sonradan öğreniyoruz bunları. Önce bir sınav yaptılar. Bu sınav çok ağırlıklıydı. Yani bir stüdyoya girip isminizi ve yüzünüzü bilmeden birisini dinliyorlar. Arkada bir odada, bunu bilmiyoruz. Ve ona göre önce sesi değerlendiriyorlar. Yani bunun torpili falan yok. İsmini de bilmiyorlar. Beğendikleriyle bir mülakat yapmaya çalışıyorlar. Ben bir metin okudum. Paragraf bir metindi. Tam çıkıyordum. Teknisyen dedi ki oturun oturun dedi. Bir daha okuyacaksınız dedi. Bir daha okudum. İkinci bittikten sonra tamam dedi, teşekkür ederim. Kalktım, tam çıkarken kapının dışında biri beni aldı. Uzun bir koridordan götürdü. TRT İstanbul'da götürdü. Bir odaya soktu. Odaya bir girdim. O zamanlar tabii siyah beyaz televizyonda gördüğüm isimler hep karşımda. Zafer Cilasun, Kemal Deniz, Jülide Gülizar, Çetin Çeki, Arman Talay, Muahit Afir. Daha ne sayayım yani, 16 tane bu işin kilometre taşları. Esen İnir, Allah rahmet eylesin, çoğu bugün aramızdan ayrıldı. Ve bana bir takım sorular sordular. Bir maç görüntüsü getirirler. Fenerbahçe Galatasaray maçı, hiç unutmam. İhsan vardı, stoper oynuyordu Fenerbahçe'de. Ceza sahasının içerisinde bir top eline geliyor. Görüyor, devam diyor. Meğerse o bir top, bana anlattırdılar bu pozisyonu. Ben de dedim, hakem top elle temas ediyor. Hakem devam dedi, oyun devam etti diye anlatmaya başladım. Beni hemen ayırdılar bir kenara. Çünkü herkes hakem penaltıyı vermedi demiş. Orada. Penaltıyı vermedi demek senin penaltı kararını verdin demektir. Dolayısıyla ben o tuzağa düşmemişim ama bilmeden. Yani bunun için bir ön çalışman veya bana anlatılmış bir şey yoktu. Bir sürü sorular sordum, çıktım. Bir ay her gün 9 saat pazar günleri hariç bizi bir stüdyonun içerisinde kursa tabi tuttular. Sonra 6 ay staj yaptım. Boynumda Nagra teyple Defa Stadı'na gidip işte Beykoz'un bir hazırlık maçını anlatıyordum. Bunları dinliyorlarmış, düzeltiyorlarmış, bana söylüyorlar bazılarını. 6 ay sonra Ankara'ya çağırdılar. Bir sene sözleşmeli personel olarak çalıştım ki o arada benim o 6 ayda güvenlik soruşturmam yapılmış. 12 Mart öncesinden bahsediyorum. O da temiz çıkın. Gel dediler, işte 1,5 senelik bir hazırlık döneminden sonra kadroya aldılar ve beni apar topar İstanbul'dan geçici görevli 15 gün diye götürüp 8 sene Ankara'da tuttular. Çünkü Sabahtan aslında işte spor stüdyosunu sunacak biri lazımmış onlara. Tam da o dönem İsmail Cem, Mehmet Barlas, Hıfzı Topuz'un yönettiği TRT dönemi. Yani açılımlar başlamıştı. Yeniliyordu kendisi.
Örsan Öğmen, Allah rahmet eylesin, haberden sorumlu bir vaziyet. Birçok aktif durumdaydı. Biz çocuğuz tabii, bıyığımız yeni çıkıyor, bilmiyoruz ve ben top oynamak istiyordum. Bıraksaydı babam topa devam edecektim ama kısmet böyleymiş. Evet. Şimdi o dönemlere geldik ve hayatınızdaki ilk anlattığınız maç, benim aldığım bilgilere göre 17 Şubat 1973, yer İnönü Stadı, Vefa Mersin İdman Yurdu maçı. Doğru mudur? Vefa Mersin İdman Yurdu maçı. Evet. Onu da anlattığınız yani o anı. O maçta Vefa'nın da sağ bek oynayan Ömer Güvenç, şimdi Lig TV'de röportajlar yapar, bembeyaz saçlı. Evet. Antez takılı Ömer Güvenç'ti. Yani 1-0 bitti. O maçı nasıl atlattınız? Yani sonraki yorumlar ne oldu? İlk maçınızdı çünkü. Bana direkt maçı vermediler. Sen de gideceksin. Bir bölümünü anlatacaksın dediler. Rahmetli Necati Karakaya ile birlikteydik. Evet. 70. dakikası filandı. Necati abi dedi ki 2-3 dakika vereceğim sana demişti. Ben de titredim. O 2-3 dakika için kalktı, mikrofonu hemen bana bıraktı. Kulaklığı da taktı. Ben başladım bir şeyleri anlatmaya. Devam ettim. 2-3 dakika sonra etrafıma bakıldım. Necati abi arıyorum. Çıkmış stüdyodan. Kulaklığın karşı tarafında Arman Talay var. Çok emeği var. Arman abi demiş ki çocuk iyi gidiyor, bırak demiş. Bıraktı ve ben maçın sonuna kadar o 20 dakikayı anlattım. Maç bittiğinde Arman abi sen oldun dedi. Ama seninle çok işimiz var dedi. Ben çünkü o 20 dakikada bile uçmuşum. Neler söylediysem artık. Neler söylediysem. Ondan sonra başladı. Evet. Ondan sonraki birçok tabii ki maçınız var. Geleceğim o maçlara da. O 93'e de geleceğim. Manchester maçına o yaşadıklarınızı öğrenmek istiyorum ama Ümit abi, o TGRT, Kanal 6, Kanal A döneminiz var. O dönemlerde ben de içinde olduğum o Kanal A, Kanal 6, TGRT'nin bir bölümünde Haydi Maça programı var. Benim bildiğim Türkiye'de herhalde 5,5 saat en uzun spor programı yapan kişi ve programcısınız. O enerjiyi kendinize nasıl buldunuz? Yani maç anlatmak, maç anlattırmak, karşınızdaki insanları bağladınız. O yüzlerce muhabiri keşfettiniz. Onların içerisinden birçok değeri de çıkardınız. Örneğin Ethem Şener gibi. Ona da geleceğim. Onun sizle olan diyalogları, işte mektup yazmış falan filan. O dönemlerde böyle bir programı şu anda yapan, becerebilen bir televizyon programı da yok diye biliyorum. O enerjiyi nasıl buldunuz? İyi bir maç spikeri hemen ardından söyleyeyim. Sizin anlattığınız gibi nasıl olmalı? Yani size nasıl yaklaşabilmeliyiz? Biz şimdi nasıl anlatıyoruz biliyor musun Ümit abi? Bizi işte görüyorsun, birkaç defa da Adnan Menderes stadında şahit oldun. Biz uzaktan camların arkasından işte gözlüklerle en uzak noktayı bile, monitör yok önümüzde, isimleri ezberliyoruz, ezberlemeye çalışıyoruz. Eğer Aydınspor'u takip ediyorsam Aydınspor, Karşıyaka'yı takip ediyorsam Karşıyaka, defansta nerede oynuyorsa onu biliyoruz. İşte Futbol Federasyonu şeyine giriyoruz, işte kaç defa milli olmuş, işte doğum günü mü, işte eşi ne, şu ne, bunları öğrenip o şekilde beynimizi yazıyoruz. Siz nasıl anlatıyordunuz ve ne hale geldi bu maç spikerliği? Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Ben orada o programı yaparken çok sevdiğim bir işi yapıyordum. Severek yapıyordum. Yani iş olsun diye, hadi program yapalım diye ben bir programcı o gözüyle yapmıyordum. Öyle ki bana para veriyorlardı, vermeseler de yapardım. O kadar çok sevdiğim bir işi yapıyordum. İkincisi toplumun bir eksiğini keşfetmiştik orada biz. Millet altyazıya mahkumdu. Ve bahis oyunlarının yeni yeni çıkmaya başladığı bir dönemdi. Bahis oyunların ile ilgili bilgi alınamıyordu. Dolayısıyla o bilgiyi aktaracak böyle bir canlı yayın formatı benim aklımdaydı. Onu yaptık ve tuttu. 12 sene devam etti. Çeşitli aşamalardan geçti o program. Senin dediğin gibi 5,5 saat ekranda kalarak sürmüş bir heyecan fırtınası vardı ki bittiği zaman ben masaya yığılıp kalmıştım kapanış jenerinde. O kadar adamı tam bir programdı. Gözlerim kan çanağı, baş ağrıları içerisinde bitiyordu. Evet. Yani bir maç anlatımı da böyledir. Ve o programda işte sen, Mehmet Kısmet, bunlar Türkiye'de aslında yayıncı kuruluşların elinde olsa 10 numara maç anlatacak, heyecanı camın ötesine geçerek evlere getirebilecek insanlardınız. Onları bulmak bize büyük bir şey veriyordu. Ben çünkü o programı yaparken tempo düştüğü zaman
Aydın'a bağlayalım mı abi diye yukarıdan Mehmet Altun sorduğunda saçımı tuttuğunda bağlayın demektir. Yani biraz tempo lazım. Bunu bizim şimdi Ankara'da o da senin yerel televizyonculuk yapıyor. Mehmet Kısmet ve sen verebiliyordunuz. Değil mi? Maç bir onu hissetmesi mümkün değildi. Sıradan bir olayı, sakatlığı bile o heyecanı vererek yansıtıyordunuz. Biz de bunu kullanıyorduk. Bir de o program en can alıcı sırrı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bizim için önemli değildi. Bizim için Adıyaman, Rize önemliydi. Bizim için Kayseri önemliydi. Bizim için Nusaybin, Mardin önemliydi. Çünkü Avrupa'da yaşayan Türkler Türkiye'den haber almakta zorlanıyorlar. Hazreti Google o zaman icat edilmemiş daha. Bu kanaldan da bilgi edinmeleri mümkün değil. Bekliyor ki Fenerbahçe'nin maçının sonucu ya naklen yayında ya altyazıda geçiyor zaten. Onun istediği Adıyaman. Ben Adıyaman'a bağlanıp 2 dakika kalınca o Adıyamanlı Almanya'da yaşayan insan memleketinin kokusunu, havasını alıyor, seyircisini duyuyor, efektini duyuyordu. Öyle geliyordu ona. Bizim o programı yaptığımız zaman yaptığımız bir araştırmada, yapılan bir araştırmada Hollanda'da ve Almanya'da birinci çıkıyordu. Kanal A gibi bir televizyon birinci çıkıyordu. Bütün Kanal D'leri, Show TV'leri geçip gidiyordu gündüz yayınında. Çünkü kahvede toplanıp 40 kişi birden seyrediyor. Adıyamanlı oldu ya, bağlasana Adıyaman'ı. İşte Nusaybin'i bağla diyordu. Bir de yerel etek. Yani siz tadında maç anlatanlar. Ama Nusaybin'de bağlandığımız zaman şimdi maç durdu. Neden durdu diyorum. Diyalekle, yerel dille anlatıyor anlatan arkadaşımız. Bizimkiler diyor sahaya girdiler, hakemi kovaladılar diyor. Hakem içeri kaçtı, biraz sonra gelecekmiş. Biz Nusaybin emniyet tamirinden öğreniyoruz ki hakemi stattan çıkarıp götürmüşler bile. Ama anons etmiyorlar ki hakem gelecek diye taraftar sakinleşsin. Kontrol altına alındık sonra söyleyecekler. Yani ona anlatımda bizimkiler sahaya girdi, hakemi kovaladılar. Önemli bir şey yok. Niye diyorum? Penaltıyı vermedi ondan diyor. Şimdi bu tatta anlatınca oradaki insan bundan etkileniyordu. O programın sırrı bundan geliyordu. Bir de tabii teknik bir sırrı. Ben işte çok zor bir şey. Kulağımda 8-10 kişinin konuşmasını bütün rejiyi dinleyerek yapıyordum. Yani onlar çağırış oradan Adıyaman'ı bağla, Suat'ı bağla, Aydın'ı bağla. Bağlıyorum abi vereyim mi diyor. Bizim orada kimsenin fark etmediği işaretleşmelerimiz var. Mesela şöyle yaparsam daha bağlama. Ben biraz tamperaman yapacağım, heyecan yapacağım. Ben başka yerden bahsederken gol efekti gelecek. Gol nereden geldi? Söylemeyeceğiz. Ben biliyorum artık burada. Golü Aydın Spor. Sen hazırsın mikrofonla. Ama bekliyorum ki şimdi işte Rize'deki karşılaşmada bir birlik beraberlik devam eden birdenbire gol sesi patlıyor. Rize'den ben sizi alıp Aydın'a götürdüm. Aydın'a bağlanalım diyorum. Gol var herhalde diyorum. Golün Aydın'ın attığını söylemiyorum. Sen gülüyorsun Aydın attı 1-0 diye. Oo, ekran başında dinleyen hemen Aydın'ı işaretliyor oynadıysa. Oynamadıysa Aydın'lı mutlu. Bizimkiler yine gol yedi. Ama ben burada 8 kişiyi dinleyerek 5,5 saat program yapıyordum. Saçımı okşarsam bağlayın. Burnumu tutarsam bekleyin. Çenemle oynarsam bu kalemi kaldırırsam görüntü girin demekti. Yani şeyi vardı onların. Bütün bunları da takip ederek, bu 8 kişiyi kulağında duyarak ki bunun yarışmaları yapılır. Kulağına bir şey verirler, sen söyle derler, söyleyemezsin. Olursun. Onu dinleyerek ama duymayarak. Dinleyerek ama duymayarak program yapıyordum. Ümit abi, geçtiğimiz yıla kadar sen gene sahalardaydın. Çekildin mi sahalardan? Yoksa, yani bu soruyu sorup sormamakta biraz tereddütlüyüm ama bu Kütahya'daki olay mı seni üzdü, çekildin sahalardan? Yani yine maç anlatmıyorsun diye duyuyorum. Biliyorum, program yapıyorsun ama. Yük gelmeye başlamıştı. Bir bu kadar seneden sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda işte şey maçları, zayıf maçları anlatmak için oradan oraya hareket halinde olmak. Hem de işimi aksatıyor diye zor geldi. Seyahat zor geliyordu yakın çevrelerde olmasına rağmen. Ama kendimi tatmin ediyordum. Hala maç anlatabiliyorum diye düşünerek mutlu olduğum bir dönemdi. Sonra Kütahya maçı enteresan bir maçtır. Göztepe 5 tane atıyor.
Kütahya bir penaltı kaçırıyor ve bana komut geliyor, işte Kütahya'dan şöyle bahset diye, birisinden bahsetmem için. Ben de buna boyun eğmiyorum. Bana bu konuda kimse boyun eğdirememiş bugüne kadar, orada mı eğeceğim? O biraz iplerin kopmasına, soğumasına neden oldu. Soğuyorsa ben kaybetmem. Yani ben Elazığ maçını anlatıyorsam, bundan yayınlayan kanal Bartın ve Elazığ kârlıdır. Ben değilim. Ben çünkü senelerce dünyanın her yerinde en büyük maçları, yani 3 olimpiyat 5 dünya kupasını yerinde takip etmiş birisiydim. Önemli değildi. O yüzden uzak durdum, bıraktım. Yani ilişkilerimizde kötü bir şey yok. Yani hala devam ediyor. Devam ediyor. Az önce söylediğiniz Ümit abi şu soruyu soracağım. Gittiğiniz ülkeleri söylemeyeceğim de sormayacağım de hangi ülkeye gitmedin de abi hangi ülkede maç anlatmadın? Avrupa'da gitmediğim ülke yok. San Marino, Liechtenstein, Lüksemburg dahil. Lüksemburg'da anlatmadım ama gittim. San Marino'da iki kere maçı anlattım ki 250 bin nüfuslu, iç işlerinde özgür, dış işlerinde İtalya'ya bağlı, Rimini'den 20 dakikada gidilen bir kasaba. Yani kalmadı, Andorra dahil. Bütün ülkelerde maçı anlattım ama anlatmadığım stat vardır tabii. Ama Ama ülke. o ülke maç anlattım diyebilirim. Ümit abi tabii seninle birlikte senin döneminde birçok spor spikeri var. Zevkle dinliyoruz ama son dönemlerdeki spor spikerleri bazı maçları sabit maçları veriyorlar. Mesela isim vereyim, isim vereyim derken takım vereyim. Gaziantepspor'un maçını anlatan spiker beni uyutuyor yayıncı kuruluşta. Mesela senin döneminde Necati Karakaya, Halit Kıvanç, İlker Yasin, rahmetli geçtiğimiz günlerde rahmetli oldu. Öztürk Pekin, Murat Ünlü, Ertem Şener, Abidin Aydoğdu. Bunları bir yorumlarsan Halit Kıvanç'ı bunlar nasıl bir ekoldü? Bunlarla ilgili bir anılarından bazılarını anlatabilir misin abi bana? O kadar çok var ki bu insanlarla, saydığın isimlerle o kadar çok şey paylaştık ki. Yani Mesela Necati Karakaya ile Bolu Samsun maçı, bir de Abidin Aydoğdu ile Kahramanmaraş Fenerbahçe maçı. şimdi şöyle söyleyeyim. Senin söylediğin iki tane maç, tabii öyle yüzlercesi yaşanmış vaziyette. Abidin'le anlattığımız o maçta ben radyoya anlatıyordum. Televizyona Necati abi anlatıyordu. Necati Karakaya. Allah rahmet eylesin. Necati abi, maç 0-0 bitti. Şifo Mehmet'in Maraş'ı lige çıkardıktan sonra Beşiktaş'a transfer olduğu sezon. Schumacher'de Fenerbahçe'ye yeni transfer olmuş. Fenerbahçe'de idmanda kavga çıkmış. Yumruklaşma olmuş. Müjdat'la birbirlerine girmişler. Ve ikisi de ceza almış. Kaptanlığı Müjdat'tan alıp Schumacher'e vermişler. Öyle Schumacher'in ilk kaptan çıktığı maçtır. Toprak saha. Maraş'ta oynanıyor. İlk yarı 0-0 gitti. Tamam. Bir iki pozisyon var. Anlatmaya çalıştık. Ben radyoda kendimce kanat takıp uçmaya çalıştım. Necati abi, devre arasında dışarıya çıktık. Çay getirdiler bize. Necati abi nasıl gitti dedim. Vallahi iyi gitti dedi. İki tane dedi hata yaptım dedi. Biri önemli değil dedi. Onu düzelteceğim ikinci yarı başlarken, ama dedi öbürü çok önemli. Nasıl yaptım ya ben bunu dedi. Niye abi dedim. Ya Fenerbahçe kaptanı Müjdat dedim dedi. Halbuki kaptanlığı Schumacher'e verdiler dedi. Bu maçtan evvel dedi. Karıştırdım, dil işte ağız alışkanlığı dedi. Abi o önemli değil dedim. Yani Müjdat da bu takımın kaptanıydı. Onu düzeltilir o. Kimse onu fark etmez bile dedim. Öbürü ne dedim. Ya ilk yarı 0-0 bitti. Ben dedi 1-0 Fenerbahçe galip diye bitirdim dedi. O önemsiz dedi. İlk yarı başlayınca düzelteceğim dedi. Herkes ilk yarı sonunda Fenerbahçe'yi 1-0 galip biliyordu. Maç 0-0 bitti zaten 90 dakika. Böyle bir anı. Diğeri hangisiydi senin sorduğun? Bolu Samsun maçı, bir de O Eskişehir'de o yine sarımsaklı ıspanaklı yoğurt örneği var. evet. Eskişehir maçı. O şey Eskişehir'de kupa maçı. Gece maçıydı. Saha öbek öbek karla kaplıydı. Aydın Köker'le, Allah rahmet eylesin, birlikte anlatıyoruz. Aydın abi yayını açarken tam yemek saati, akşam 8:30. Evlerde herkes kilitlenmiş. Türkiye Kupası finaline gelmişim. Sahaya bakıyorum, yoğurtlu ıspanak gibi dedi. Yemyeşil sahanın üzerinde karlar öbek öbek. Bu bir anda tabii kulaklıktan bize yağmur gibi, ne diyorsunuz siz, ne yapıyorsunuz diye. Ama herkes
O yoğurtlu ıspanağı hatırladı. Aydın abinin. Evet. Evet, evet. Diğer söylediğinde Bolu Samsun maçında biri kırmızı formayla oynuyor. Biri beyaz formayla oynuyor. Şortu, forması, koncu beyaz. Diğerinde şortu, forması, koncu kıpkırmızı. Karıştırmak mümkün değil. Bolu Spor'da bir 7 numara var. Oliveira diye. Zenci. Simsiyah bir çocuk. Şeyde de Bolu'da da bir 7 numara var. Samsun'da bir 7 numara var. Sapsarı. Saçları da sarı, kaşları da sarı. Albino gibi. Necati abi anlatırken Samsunlu çocuğa Oliveira yaptı. Buradaki ikisi de 7 numara ama. Tek ortak noktaları bu. Biri uzun sırım gibi. Biri kısacık, ufak tefek. Arman abi kulaklıktan bana söyledi. Ben yanındaydım. Ben anlatmıyordum. Ben İstanbul'da maçı anlatmıştım. Ankara'ya gideceğim. Bolu'ya uğradım. Necati abiyle TRT'nin arabasıyla devam edeceğiz. Dedi ki söyle dedi Necati'ye dedi. İki tane 7 numarayı karıştırdı dedi. Biri zenci biri sapsarı oğlum bunların dedi. Ben de Necati abi dedim ki bak abi 7 numara karıştırdım. İşaret ettim. Kağıda da yazdım. 7 numara. Evet dedi. Şimdi biz ben de fark ettim dedi. İki tarafında 7 numarasını birbiriyle karıştırdık dedi. Ama o kadar benziyorlar ki karıştırmamak mümkün değil. Evet. Çok güzel. Allah çok selamet ver. Bunlar tabii kilometre taşları yayıncılığı. Evet, evet. Ümit abi iki tane maç soracağım. İki tane 6-0 soracağım. Biri bizim memleketimizin takımı. Biri de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yendiği 6-0. Aydınspor'un Fenerbahçe'ye yendiği 6-1'lik maç. Bu maçları hatırlıyor musun? O dönemlerde ne duygular yaşadın? Fenerbahçe'nin Aydın'a kaybettiği 6-1'lik maçta tribündeydim. Anlatmıyordum. Hı-hı. Seyrettim. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçı radyoya anlattım ben. Hı-hı. Televizyona Melisken Dil anlattı. Ben de radyoya anlattım. Ve hayatımda en çok zevk aldığım maçlardan biridir. Yani unutulmaz maçlardan biridir. Çünkü o gün bir tarih yazılıyordu. Bir takım 10 kişi kalıyor. Rakibine 6 tane gol atıyor. Daha da fazla atabilir. Ve üstelik de o maçın ilk 35 dakikasında 4 tane gol yiyecekken maçı 6-0'a getiriyor. Ve kazanıyor. Tarihe tanık olmaktır o. Yani bizim meslek öyle bir maçı anlatım sahibi olmak bir servettir. Ben öyle düşündüm ve çok zevk almıştım. Evet. Ümit abi 93'e gidelim. Senin her yaptığın programlarda, her konuk olduğun programlarda o 93 yılı, o 3-3'lük Manchester United Fenerbahçe maçının bana tekrar olacak ama senin için ben ilk kez Ege TV'de anlatacağın için söylüyorum. O gün o maçı anlattın, Arif'in golünü anlattın. Bülent'in yaptığı, Bülent miydi? Bülent'in tabii ki alıp götürdüğü, sonra İstanbul'daki bir maçta aynı şeyi denediği, ben bunları dinlediğim için söylüyorum. O maçı neler hissettin, neler yaşadın? Onu biraz bize anlatır mısın? Maça daha başlarken ezilmişti. Koskoca Manchester United, Old Trafford tadilatta. Ve maç öncesinde verdikleri bir kokteylde zaten bizi ezdiler. Öyle bir izzet ikram. İşte şaraplar içiliyor, oyuncular geldi, bizlerle tanıştı, el sıkıştı filan, bizim alışık olmadığımız şeyler ve bir asma merdivenle, yangın merdiveniyle tavana asılı bir platforma çıkardılar bizi çünkü inşaat devam ediyordu. Aşağı yukarı 20 metre filan yukarıdayız pistten, sahanın kenarından. Orada merdiveni de çektiler, asma merdiveni, kaldık orada bir şişe suyla. İki kişiyiz. Bilgin Çaklı vardı yanımda. O Manchester'de yaşıyor. Onunla beraber gitmiştik. Yanımda da 7-8 metre ileride bir başka masada iki tane BBC spikeri var. Onlar da maçı BBC'ye anlatıyorlar. Yani 4 tane mi yeriz, 5 tane mi yeriz, 5 yersek iyidir falan gibi bir şeyler. Bir havanın estiği bir maç. Maç başladı. 4. dakikada Gallagher, 8. dakikada bir kafa ön direk, 2-0 geri düştük. O arada 5'e gidiyor maç. Daha 10. dakika, 14. dakika mı neydi? 2-0 gerideyiz. Toparlanmaya çalışıyoruz. Holman teknik direktör, Ahmet Akçan yardımcısı. O hengamenin içerisinde bir pozisyonumsu bir şey oldu. Bir tane Tugay mı ne böyle uzaktan çok saçma sapan bir şut attı. Kalenin biraz yakınından gitti. Schumacher atlamadı. Schmeichel atlamadı bile. Bıraktı avuta gitti ama direğe yakın gitti. Onun üzerine ben biraz bağırmışım. Pozisyon heyecanıyla gol atıyoruz gibi.
İngiliz spiker İngilizce anlatımında, ki bana bunun İngilizce BBC anlatımını verdiler sonra. Anlatımda diyor ki şu anda diyor duyduğunuz sesler diyor biraz ilerimizde maçı anlatan Türk spikerin sesi diyor. Herhalde bizim görmediğimiz bir şey gördü diyor. Yani o pozisyon için bu kadar bağırdı diye. Biraz sonra Arif bir tane 30'dan sallıyor. Şimal. Arkadan bir top direkten dönüyor. Kubilay Türk Yılmaz atıyor. O da Arif'in vuruşuydu. Üçüncüsü Arif'in vuruşuydu. Pardon. 2-2'ye getiriyoruz maçı. Yani inanılmaz. İkinci yarı başlıyor. 3-2 yapıyoruz. Bir anda Manchester, İngiliz spikerler, İngilizler şoktalar. Nasıl toparlanacaklarını düşünürlerken bir topta gitti. Tugay'la Bülent, savunmanın önünde oynayan Tugay'la savunmanın içinde oynayan Bülent ileriye çıktılar, fırladılar. Öyle gelmişti ki Kantonalı Manchester United. Bomboş gidiyorlar. Yani 2-1 vaziyetteler. Bir doğru pas 4. golü getirecekken golü kaçırdık. Benim ses orada gitti zaten. O pozisyonda. Sonra Stumpf'un bir anlık bir hatası kaçırdı Kantona'yı. 3-3 bitti maç. Maç bittikten sonra havaalanındayız. Saat 1 filandı. Gece uçağıyla dönüyoruz. Manchester'den direkt uçacağız İstanbul'a. Arif geldi yanıma, dedi ki abi dedi ya neler olmuş Türkiye'de, herkes havaalanına toplanmış dedi, bizi bekliyorlarmış dedi. Oğlum sen farkında değilsin, bugün dedim tarihi yazdınız siz. Bu dedim 10 sene 20 sene konuşulacak bir maç dedim. Manchester'ı burada 3-2 öne geçiyorsunuz, galibiyeti kaçırıyorsunuz dedim. Allah Allah filan dedi. Abi dedi, benim golü nasıl buldun dedi. Vallahi yırtıldım orada dedim. Yani olacak iş değil. Şimdi ben inince dedi, bana soracaklar dedi. Ne diyeyim ben dedim. Vallahi hiçbir şey deme. Takım halinde iyi oynadık, kazandık. Herkese mal et dedim. Orada da öyle vurdum. Bunu ara sıra yapıyorum ben de. Ve sana dedim tavsiyem 2 ay filan topa vurma dedi. Uzaktan şut atma. O gol efsane kalsın senin üstünde dedi. Evet. Tamam abi dedi. 3000 tane Zeytinburnu maçı vardı. Bir vurdu E5'ten getirdiler topu. Aynısını bir daha yapacağım diye vurdu. Evet, evet çok güzel. Ümit abi yurt dışında anlattığın hangi Türk takımı maçı ve ilk gol Türk takımın attığı, senin anlattığın gol, bağırdığın gol, masa üstüne çıktığın gol hangisiydi? Sevinçten. İsviçre. Türkiye-İsviçre maçı. Botteron, ilk defa at kuyruklu futbolcu görüyorduk. Uzun saçlı. Evet. Bizim Fatih Terim'in ilk milli olduğu maç. Kalede Eser var. Gökmen oynuyor. Alparslan oynuyor. O kadro. Engin Verel var. İsviçre'de o zaman tabii bayağı güçlü. 14.000 seyirci Basel'de. 4.000'de Türk var. Fakat Türkler bastırdı. Susturdular. Nasıl tezahürat? 30. dakika civarı, 34 filandı galiba. Botteron bir gol attı. Vurdu. 1-0 öne geçtiler. 2-3 olacak filan derken İsviçreli spiker de döndü bana, bir el hareketi yaptı. Hani şu dirseğinin kavuştuğu yerden tutarsın. Elini yaparsın ya, bana döndü arkaya. Bu benim çok kanıma dokundu. Biraz sonra bir uzun topta Coşkun Özarı'ydı rahmetli teknik direktör. Gökmen çıktı kafayla indirdi. Alparslan da yerde bir kere sekerken, daha top yer sekmeden havalanırken bir kapattı, bir çattı tam köşeden, gol. Yani inanılmaz havalandıran bir gol, şık bir gol, anlatması güzel bir gol. Gol vardır çarpar gider, gol vardır üst direkte çizgide gider gelir tavana yapışır. Onu anlatmak farklıdır, bunu anlatmak. Bir de üstelik dışarıda anlatıyorsun, bize üstelik sizi ezen, sizin önünüzde bu hareketi yapmış spikeri anlatıyorsunuz. Ben hem gol diye bağırıyorum, hiç unutmuyorum. Hem de önümdeki camı şöyle ileriye doğru açmışım. Elimdeki mikrofonla İsviçreli'nin kafasına vuruyorum. Beni de elimden tutmuşlar. O kadar kaptırmış. Yani evet. İsviçreli kapanmış masaya, böyle kafasını korumaya çalışıyor. Hemen müdahale ettiler. Beni çektiler tabii, yayından alamıyorlar orada. Evet, devam evet. Yani acısını o şekilde çıkartmışım. Yalnız hiç unutmuyorum, kulaklıktan yine Arman Talay. Ümit dedi, sesin gidiyor geliyor dedi. Ben abi vururken hem gol diyorum hem de vuruyorum ya. Ses evet. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Onun teknik bir sorun sanmışlar onu. Sonradan evet. Mesela kullandı tabii. Evet. O mesela evet. Unutulmaz bir goldü benim için. Evet.
Ümit abi, Maradona'nın maçını anlattın mı? Anlattıysan nasıl bir Anlattım. adam Beni Maradona? dünyada en etkileyen oyuncudur. Hı. Cruyff ve Maradona. Hangi? 82'de 82'de anlattım. Hı. 82 Dünya Kupası'nda hem İtalya hem Brezilya maçlarında anlattım. Oyundan atılmıştı. Hı. Gentile ona çok hakaretler etmişti, tükürdü. Maçın Hı. hakemi İsrail'di. Anşman'ın yeni yakalandığı dönemdi Arjantin'de Nazi suçlusunun. Arjantinli'nin maçına İsrailli'yi verilmesi tartışılmıştı. Hiç unutmuyorum o karşılaşmayı ama Maradona'nın hareketleri, yaptıkları beni çok etkilemiş ki o zaman daha 18-19 yaşındaydı. Yeni yeni parlıyordu Maradona. 16 yaşından beri duyuyorduk ama Dünya Evet. Kupası vitrininde yeni görmeye başlamıştık. Sonraki yaptıklarıyla da benim bir numaramdır. Hı. Tabii çağlara göre değişir. Mesela Pele Maradona'nın çağında aynı şeyi oynayamazdı. Hı. Maradona bugünkü markaj futbolunun içerisinde aynı şeyleri yapamaz. Bir de Cruyff tabii. Koşarken vites kullanan bir adam. Muazzam Hı. bir insan. Evet. Bir de en unutulmaz Ümit abi, hayatındaki en unutulmaz Dünya Kupası hangi dönemde oldu? Hangi maçtı? 82'yi hala unutamıyorum. Ama Hı. 74 finali, Almanya-Hollanda finali hala gözümün önünde. O 90 dakika hala oynanır benim için. Çünkü orada da çok ilk vardı. Hı. İlk defa devre arasında çıkarlarken, soyunma odasına giderken Cruyff'a sarı kart gösterdi. İngiliz hakem Taylor. O bizi önce şaşırdık. Var böyle bir kural ama herkes bilmiyor daha. Sindirememişiz. Oyun dışında kart göstermek kuralı. Cruyff ikinci yarıya sarıyla başladı. Bilgilerimizi orada doğrulamıştık ama o 2-1'lik maç benim için unutulmazdı. Çünkü o maçla ilgili Cruyff'un söylediği çok enteresan bir laf var. Almanya çok zengin ve futbolda gelişmiş bir ülke. Yatırımları çok fazla futbola. Hollanda öyle değil ama evrensel oyuncu sayısı Almanya'dan çok daha önde olan bir ülke. Ben dedi zenginlerin ve karşı fakirlerin kazandığı bir oyun olduğu için futbolu hep çok sevmiştim ama dedi gördüm ki para dolu çantalar gol atabiliyormuş demişti maçtan sonra. Evet, çok güzel. Ümit abi, inanın seninle sohbet o kadar güzel ki vakit su gibi geçti. 42-43. Dakikaya giriyoruz. İlk yarının son 2 dakikası ama biz maçı 45 dakikada bitireceğiz. Genç spikerlere, spiker olmak isteyenlere, maç anlatmak isteyenlere ne gibi önerilerim var abi? Son olarak o sözlerini de alabilir miyim? Şöyle söyleyeyim, yani onlara abileri olarak bulunabileceğim tavsiye özgür olmalarıdır. Kendilerine maçı anlatırken nasıl maç anlatacağını söyleyen insan hayatında hiç maç anlatmamış birisi ise bu olmaz. Yani ben hiç bilmediğim bir işi yaparken o işi çok iyi yapan birisini yanıma almalıyım. Bir danışman tutmalıyım. O maçı anlatan insanların kreatif taraflarını, yaratıcı düşüncelerini özgür bırakmaları lazım. Bunları özgür bırakmazsanız o maç 30 kelimeyle anlatılır. Hazreti Google'dan gelen bilgilerle, internet üzerinden alınan sayısal dökümlerle anlatırsınız. Maçın ruhunu kaçırırsınız. Yani 9 kere şampiyon olmuş, 30 tane ceza sahasının dışından şut atmış. Bunun 9'u isabetli olmuş bir veri değildir. O atan oyuncu 3 gün önce annesini toprağa verdiyse bu veridir. İnsanları etkileyen bir düşüncedir. Öbür sayısal bilgiyi herkes zaten Google'a tıkladığı zaman alabiliyor. Özgür bırakılmaları lazım. 30 kelimeyle değil de hiç olmazsa 130 kelimeyle bıraksınlar, anlatsınlar. Ama maç anlatmamış biri nasıl maç anlatılacağını ve kimlerin anlatacağını test ederse bu olmaz. Ben anlattırıyor olsam sana anlattırırım. Uç Suat derim. Uç. Anladım. Arkanda da Anladım. Ümit abi, çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ben teşekkür nostalji oldu. Katıldığın için benim en büyük ideallerimden birisiydi. Bir Alişem'di, biri sendin. Sırada Abdurrahim Albayrak var. Ona nasıl ulaşırım bilemiyorum. Yardımcı olursan da sevinirim. Çok güzeldi sohbetimiz. Teşekkür sağ ol. ediyorum. Sevgi Ben selamlar yolluyorum İzmir'e. hoşça kal. Hoşça kalın. Evet sevgili seyirciler, spor sever programımızı burada noktalıyoruz. Bir başka konu ve konuğumuzla birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Hepinize mutlu günler diliyorum.
tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor.